Merhaba, ben Logonexis ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9053 sürümüyle desteklenen e-belge geliştirmeleri hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan düzenlemeler ile hal tipli e-isale ve e-faturalar için künye numarası alanı tüm kalem satırlarına eklenmiştir ve boş geçilememektedir. Ayrıca şarj istasyonu işletmecilerine e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın 7 günde bir düzenlenmesi durumunda kesilecek olan e-faturalar enerji senaryosu ile e-arşiv faturaları e-arşiv fatura senaryosu ile düzenlenecektir. Ve bu belgelerin fatura tipi şarj olacaktır. Sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi durumunda e-faturalar enerji senaryosu ile e faturaları e fatura senaryosu ile düzenlenecektir ve fatura tipi şarj anlık olacaktır. Oluşacak olan belgelerde şarj işleminin başlama, bitiş tarih ve saat bilgisi, plaka, araç kimlik no alanları ortak olarak bulunmaktadır. Bunların haricinde şarj faturaları için ESU rapor ID ve bu bilginin oluşturulduğu tarih bilgisi Şarjanlık faturalarında ise kalemlerde şarj ünitesi seri numarası alanları zorunludur. Şimdi bu düzenlemeleri Netsys ekranları üzerinde inceleyelim. Öncelikle bu tür bir satış faturası düzenleyebilmemiz için satış parametrelerinden enerji faturası uygulaması parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Bu parametre işaretlenince satış faturalarına şarj tipi alanı aktif olmaktadır. Eğer kaydetmek istediğiniz fatura şarj veya şarj anlık faturası ise bu alandan ilgili seçimin yapılması gerekmektedir. İlk başta belirttiğim bazı zorunlu alanların faturadaki üst bilgilerden XML dosya oluşturulurken okunabilmesi için 4 adet özel parametremiz bulunmaktadır. Grup kodu e-fatura ve anahtar olarak ESU rapor ID, ESU rapor tarihi, şarj araç kimlik ve şarj plaka anahtarları girilerek değer alanında hangi fatura üst açıklamanın kullanılması isteniyorsa ilgili açıklamanın sıra bilgisi girilmelidir. Örneğin taslak oluştururken gerekli olan ESU rapor ID alanının faturadaki bir numaralı üst açıklamadan getirilmesi için özel parametrenin değer alanına bir yazılması gerekmektedir. Ayrıca dizayn kayıtlarına invoice period, start date, start time, end date ve end time değerlerinin de uyarlanarak bu alanlar içinde değerlerin okunacağı bir alan belirlenmelidir. Ben burada örnek olması açısından başlık seçerek sabit bir değer kullandım. Siz isterseniz bu alanlara oluşturulacak olan taslakta yine fatura üst bilgilerinde yer alan farklı bir alanda bulunan değeri de kullanarak taslağın oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Şarj anlık fatura tipi ile kesilen faturaların kalem bilgilerinde şarj seri alanı aktif olmaktadır ve buraya yazılacak olan veri oluşturulan taslaktaki şarj ünitesi seri numarası alanına yazılıyor olmaktadır. Satış parametrelerine eklenen bu parametre aynı zamanda alış parametrelerine de eklenmiştir ve gelen kutusunda gelen şarj ve şarj anlık tipli faturalardan alış faturası oluşturulduğunda da oluşan faturanın tipinin şarj veya şarj anlık olarak belirlenmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde oluşturduğumuz birer fatura taslığını burada göstermek istiyorum. Örneğin bu şekilde bir şarj e-faturası e oluşturduğumuzda oluşan faturanın senaryosunun enerji fatura tipinin de şarj olarak yazıldığı görülebilmektedir. Burada oluşturulacak olan faturalardaki e birimde kilowatt saat olarak belirtilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde oluşturduğumuz bir şarj anlık tipli faturayı da yine incelediğimizde senaryosunda enerji yazdığı görülebilmektedir. Aynı şekilde bunların e-arşiv belgelerinde de yine desteği bulunmaktadır. Yapılan bu düzenlemelerle e-belge süreçlerinizi daha kolay yönetebileceksiniz. Teşekkürler.